Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tülbent yazma kenarlarına düzgün zürafa nasıl yapılır? ip yetmediği zaman gizleyerek ip nasıl eklenir? Köşe kısımları düzgün bir şekilde nasıl dönülür? kenarlarına kenarlarını kıvramadığımız zaman hangi tekniği kullanmamız gerekiyor? Bunların hepsini göstereceğim. Öncelikle tülbentimizin kenarlarının nasıl olması gerekiyor? Düzgün bir zürafa yapabilmemiz için. Arkadaşlar bizim havlu içinde geçerli, bu yazmalar içinde geçerli, mevlüt örtüsü içinde geçerli. Zürafamızın düzgün olması için öncelikle kullanacağımız ürünün kaliteli ve kenarlarının kendisinden düz değilse de bizim düzeltmemiz gerekiyor. Bu tülbent modelinde olduğu gibi. Elimde böyle bir tülbentim var. Bunun üstünden göstereceğim sizler arkadaşlar. Tülbentimin şu gördüğünüz karşılıklı her iki köşesi sıralı bir şekilde düzgün kesilmiş ama bu sırası arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz renk yani bunun üzerine ben iğne oyası yapamam yapsam bile bu kısmı kıvıracağım için aşırı derecede kalın olur yani bu sırayla düzgün bir şekilde dönüş yapamam kaba olur görsel açıdan da düzgün olmaz bir kere iğne oyası yaparken de burası bizi zorlar o yüzden öncelikle bizim zürafamızı düzgün olması için her ne kadar düzgün yapsak da temelimiz eğer kötüyse yani yazmamız kötüyse zürafamız e, düzgün durmaz. O yüzden bizim bu sırayı düzeltmemiz gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar makas yardımıyla tülbentin uç kısmından kesik atıyoruz. Kesiğimizi attıktan sonra burada arada çıkan ipler var arkadaşlar. şurada gördüğünüz gibi bakın iki tane ip gözüküyor ben bunu bir tane de olur iki tane de olur elinize ne kadar gelirse buradan tutun arkadaşlar dikkatli bir şekilde ipimizi aradan çekiyoruz ipler çok ince çok hassas olduğu için kopabilir arkadaşlar dikkatli bir şekilde böyle Düzelte düzelte çekebildiğimiz yere kadar ipimizi çekiyoruz. Bakın benim ipim burada koptu. Bunu yapmamızdaki amaç arkadaşlar. Tülbentin kenarından keseceğimiz için makasla makasımızın yoluna e, düzgün bir işaret ayarlamak. Yani eğer biz bu ip çekmeyi yapmazsak düzgün bir şekilde makasla kesemeyiz. Bu bize yol gösterecek. Gördüğünüz gibi burada keskin güzel kesen bir makas arkadaşlar bu sırayı takip ederek sıranın sonuna kadar keseceğiz. Mesela biz burayı şu kısma kadar ipimizi çektik diyelim. Şuraya kadar ip çektik ipimiz burada koptu. Ne yapacağız? Makasla tülbentin başından bu kısma kadar keseceğiz. Kestikten sonra aynı işlemi aradan ipi tekrar çekerek ipimizin gittiği yöne kadar çekmeye devam edeceğiz. Koptuğu yerden ya da kopmazsa sonuna kadar ipimizi çektikten sonra sonuna kadar keseceğiz. Eğer koparsa koptuğu yere kadar kesip kestikten sonra aynı yerden tekrardan ip çekerek işlemimize devam edeceğiz. Muhakkak arkadaşlar bunu yapın. Şimdi burada daha net gözüküyor. Bazı tülbentlerde şu beyaz olmuyor. Kendi rengi oluyor. Ayırt etmek de zor oluyor arkadaşlar. Burada daha rahat bir şekilde gösteriyorum sizlere. Bu şekilde. Bakın ipi çektiğim yer çok güzel bir şekilde belli oluyor. Buradan makasla sonuna kadar keseceğim. Tülbentimin Diğer uç kısmı da karşı tarafı da aynı şekilde burayı da aynı şekilde düzelttikten sonra yani kestikten sonra e, iğne oyasına başlayacağız. Tülbentimin kenarını düzelttim arkadaşlar. E, Zürafa yapacak alana kadar yani şu kısma kadar ben kestim. Sizler tabi sonuna kadar kesin. Şimdi her iki taraf daha orantılı oldu. Bu uygulamayı arkadaşlar mevcut örtülerinde kullandığımız şifon krepler içinde Aynı şekilde e, terziden kumaş kestirirken şifon krep, multi şifon da olabilir. Bunları e, kumaşçılar yırtarak kesiyorlar ve iplerin kestikleri alanda bir tiftiflenmesi oluyor. Yani e, fazla bir kötü bir görüntü oluyor. Onu da aynı şekilde ip çekerek arkadaşlar o sırayı düzelterek başlayayım. Şimdi zürafama başlamadan önce iğne oyasına yeni başlayan arkadaşlar için Bez üzerine zürafa yapmıştık arkadaşlar ve birçok daha videolarımız var. Onları üst kısma ekleyeceğim, bırakacağım linkini. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada acemiliğimizi attık. Şimdi tülbentimize geçiyoruz. Ben tülbent arkadaşlar sağdan değil sol taraftan zürafaıma başlıyorum. Sağdan da başlayabilirsiniz. Arada hiçbir fark yok. Ben bu şekilde alışmışım. Tülbentimi iç kısma doğru değil, dış kısma doğru doluyorum arkadaşlar. Sarıyorum yani. Bu şekilde ben bunu içeriye değil dışarıya doğru sarıyorum. Bu yüzden dışarıya doğru sardığım için tülbentimin ön kısmını kullanıyorum. Arka tarafına değil ön kısmını kullanıyorum. Normalde ben bunu hemen başlamış olsaydım zürafa ama şu kısımdan başlayacaktım arkadaşlar. Buradan başlamamızın sebebi şimdi tamamen zürafa çektik tülbentimizin etrafından ve bu alana geldik diyelim. Bu alanda şu kısmı düzgün bir şekilde dönebilmemiz için çünkü burayı dönerken şu uç kısmı ayarlıyoruz ucunun daha düzgün dönmek için o yüzden buradan başlıyoruz buradan değil buradan başlarsak zürafamıza şu kısmı dönerken burada muhakkak tülbent potluk verir arkadaşlar o yüzden şöyle iki parmak kadar bir mesafe bırakın buradan başlayın zürafalarınıza tabi ben sizlere köşeyi dönmeyi de bu videoda göstereceğim için ben şuradan başlayacağım zürafa yapımına. Şimdi zürafamızı yaparken arkadaşlar tülbentimin kendi renginde arada ip yürüteceğim. Bunu yapmamızın sebebi bazen tülbentlerimizi kıvramıyoruz ya da tülbentlerin genelde zaten iki tarafı kıvrılıyor çok rahat diğer iki tarafında ellerimiz kayıyor arkadaşlar naylon oldukları için ve çok zorlarsak da şu kısımlarda açılma oluyor. Açılma demişken kullandığınız tülbentinde muhakkak arkadaşlar kaliteli olmasına dikkat edin kendinize yaparken ya da sipariş aldığınızda eğer müşterinizin durumu buna elverişli ise muhakkak kullandığınız tülbenti kaliteli seçin çünkü gerçekten çok emek vererek yapıyoruz emeklerimizin de heba olmaması için zaten tülbentimiz kaliteli değilse. Zürafa yaptığımızda düğümleri çekerken ve kırvırmayı yaparken şu kısımlarda arkadaşlar çok kötü bir açılma oluyor. Ee, yani birbirinden ayrılıyor ve çok kötü bir görüntü oluyor. Yaptığımız emeğe yazık olmasın. Şimdi ipimi siyah ipimi tülbentimin altına tutuyorum arkadaşlar. Dış tarafa dolayacağımız için dışa doğru. Şu şekilde tuttum. Şimdi buradan, bakın arkadaşlar çeviriyorum. Tekrardan göstereyim. Bakın normal çevirsem bu şekilde ipi koyarak çevirdiğimiz zaman aynı şekilde tülbent kenarını e, çevirme de zorlanıyorsanız muhakkak bunu yapın arkadaşlar çok kolaylık oluyor. Şimdi bu kısmı çevirdim. ipimi alıyorum alt kısma koydum arkadaşlar bu şekilde hemen şuradan iğnemi geçirerek ipimi iğnemden iki kez doluyorum düğümü atıyorum bakın burada başlangıcımı yaptım ipimi bu ipim altta duracak arkadaşlar. Doluyorum ve parmağımın üzerine koyarak şu şekilde içeriye doğru alıyorum. İpimi iğnemin üzerinden iki kez doluyorum. Tutarak zürafamı sıkılaştırıyorum. üzerinden iki kez doladığımız zaman arkadaşlar bir buçuk düğüm oluyor. Alttan dolarsak iki düğüm oluyor. Tek de dolayabilirsiniz. Ama bu şekilde doladığımız zaman daha kibar ve daha tok duruyor. Bu şekilde ayarlayacağız sırayı arkadaşlar düzgün bir şekilde tutacağız parmağımızın yettiği alana kadar. Zürafalarınızı yaparken arkadaşlar çok iç içe yapmayın. Üzerine yapacağımız motifler de üst üste gelir. Çok ayrı da yapmayın. Ortasını bulmaya çalışın. Zaten hangi modelde kullanırsak kullanalım. Zürafamız temelde düzgünse üzerine yapacağımız motif olsun. Başka bir örnek olsun. Daha düzgün duracaktır. O yüzden temele yaptığımız zürafa arkadaşlar gerçekten çok önemli. Temel ne kadar sağlamsa üst kısma yapacağımız örnek o kadar düzgün duracaktır. Şimdi bu şekilde ben zürafa yapmaya devam edeceğim uç kısma kadar. bu şekilde arkadaşlar. Arasında ipimi yürütmeye de devam edeceğim. Daha sonradan bu ipi ne yapmamız gerekiyor onu da söyleyeceğim sizlere. Muhakkak düğümümüzü sıkılaştırırken arkadaşlar bakın çekiyorum. Buradan bu şekilde sıkılaştırmıyorum. Üzerine tutarak sıkılaştırıyorum. E, buraya tutmadan çekersem tülbentim direkt şu kısımdan ipinden ayrılır. Gerilir yani kötü bir görüntü olur. Bir de burayı kıvırırken çok fazla kıvırmayın arkadaşlar. Olması gerektiği kadar kıvırın. Çok kıvırdığımız zaman çok düzgün durmuyor çünkü. zaten uç kısma kadar geldim burada videoyu kesmeyeceğim devam edelim bakın arkadaşlar uç kısmı yaklaşıyoruz Şuradan dikkatli bir şekilde zürafamızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi şu kadar arkadaşlar bir alanım kaldı. Yavaştan artık bu uç kısmı aşağıya doğru çevirmeye başlayacağım. Şimdi biraz şurayı bir tutalım. Biraz çevirdik. Bir adet zürafamı yapıyorum. Şimdi ipimi artık şu gördüğünüz ipi tamamen şu alt kısma indiriyorum. Burayı daha çok çeviriyorum. İpimiz kumaşımızın içinde kalacak arkadaşlar. Arka kısmına da bakalım. dönerken muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Bakın dönüşü yapmış oldum bile arkadaşlar. Şimdi şurada ufak bir potluk oluyor. Bunu dikkatli bir şekilde çevirerek kumaşımın altında ipimi de düzgün bir şekilde yürüterek devam ediyorum zürafamı yapmaya. şöyle göstereyim şu alttan yürüttüğümüz ipi de düzeltelim şimdi burayı artık kıvırıyorum bakın arkadaşlar dönüşümüzü yaptık şimdi ben şuradan birkaç zürafa daha yapayım daha net anlaşılsın Muhakkak bu kısım arkadaşlar zürafa yaparak gergin tutun elinizle. Bakın arkadaşlar. Arka tarafında çevireyim. Şöyle elimi tutayım daha net olsun. Dönüşümüzü bu şekilde ayarladık. Şurada da bir püf noktası söyleyeyim. Ee, tülbentimizi şu köşeyi yani şu uç kısmı dönerken arkadaşlar benim tülbentimin uç kısmı dönüşümde bana fazla potluk vermedi. O yüzden ben kusursuz bir şekilde bu kısmı döndüm. Eğer ki burası çok fazla bir şekilde pot dursaydı onu içine arkadaşlar yediremiyoruz. O yüzden makasla e, Inoyası dönüş yapan arkadaşlar daha iyi anlarlar beni. Bu kısmı makasla birazcık kesin. Yani daha inceltin o kısmı dönüş için. Daha sonra kıvıra kıvıra dönün. E, dönüşte bu, bu kısım biraz dikkat istiyor arkadaşlar. E, dönerken buradaki kumaş fazlalığını dikkatli bir şekilde içine yedirin. Yediremezseniz ne olur? Zürafalarının alt kısımlarından çıkar arkadaşlar. O yüzden bu şekilde dikkatli bir şekilde dönerseniz daha düzgün olur. Üzerine yapacağınız motif, çiçek onlar da daha düzgün duracaktır. Şimdi zürafa yapmaya biraz daha devam edelim. Başlangıcını gösterdik arkadaşlar köşe kısmının nasıl dönüldüğünü de gösterdim sizlere. Şimdi ipimiz yetmediği zaman e, ip gizleyerek nasıl ipek diyeceğiz onu da göstereceğim. Şimdi o kısma geçmeden önce ara kısımdaki yürüttüğümüz ipten bahsetmek istiyorum. Ara kısmındaki yürüttüğümüz ip her zaman yaptığımız tülbentin kenarındaki zürafaya arkadaşlar tokluk verir. Yani tülbentin kenarına ince kıvırdığımız zaman e, bu arasındaki yürüttüğümüz ip bakın bu şekilde tokluk veriyor. Biz yaptığımız modelde mesela arasındaki ipi kullanmak istemiyoruz. Tamamen bu size kalmış bir şey. İsterseniz arasındaki yürüttüğünüz ipleri bırakın kenarlar daha tok dursun ya da ipinizi arkadaşlar şu kısma kadar geldik. Tabi daha fazla yaparak da çekebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde bunu çekiyorum. Çektikten sonra bu kısım büzülüyor arkadaşlar. Bunu şu kısmı tutuyorum ama ipin başlangıç noktasına. Buradan çekerek ipimi şu kısma kadar getireceğim. Zaten bakın çektikçe ip arasında geliyor arkadaşlar. Tabi burası köşe kısmı olduğu için daha dikkat istiyor. Düz alanda yapsaydık bunu çektiğimiz anda ip zaten hemen gelecekti. Çok fazla çektik, ipimiz çıktı. Neyse arkadaşlar, şu an ipi tamamen çıkarttım. Zürafamın ipsiz hali bu şekilde arkadaşlar. Yani içinde ip olmadan ki hali bu şekilde. Bu şekilde de çok muntazam duruyor. İçerisinden ip yürüttüğümüz zaman da güzel duruyor. Bu tamamen size bağlı. Ben şimdi ipimi tekrardan alt kısmında yürüteceğim. Bu şekilde yapmak arkadaşlar daha kolay oluyor. Genelde tülbentlerde ben zorlandığım sıralarda alanlarda bu ip yürütmesini kullanıyorum ama ipi içerisinde bırakmıyorum arkadaşlar çünkü ihtiyaç duymuyorum İhtiyaç duyduğunuz anda içi, ipi içinden çekmeyin arkadaşlar iç kısmında kalabilir bu şekilde zürafa yapmaya devam ediyorum zürafamızı diyelim ki yaptık yaptık ipimiz yetmedi ipimiz yetmediği zaman arkadaşlar şimdi bu ipimi ya sizlere göstermek için uzun kestim tabi bunu daha kısa kesebilirsiniz şu şekilde tutuyorum arkadaşlar bu ipimi de ekleyeceğim ipimi alt kısımdan elimle destekliyorum. Destekledikten sonra şimdi iğnemi ipimin ilmek alıyorum arkadaşlar. Burada ilmek almamdaki amaç zürafa yaptıktan sonra arkadaşlar eklediğim ipimin pay kısmı sağ tarafa doğru dönecek. Onu göstereceğim sizlere. Eğer ilmek almadan Direk zürafa yapsaydım ipim eklediğim ipim direkt sol kısma bakacaktı ve ben onu kumaşımın altına alırken arka kısımda muhakkak bir gözükme olacaktı. O sebeple iğnemi ipimin altından ilmek alıyorum. Eğer üzerinden ilmek alırsam arkadaşlar düğüm atarken açılma olur. Direkt iğnemin altından ipime ilmek alıyorum. ve zürafam yapıyorum. Zürafa yaparken şu kalan ipim düğümümün içinde kalacak arkadaşlar. Şu kısmı dikkatli çekerek atalım çünkü önden aldık ilmeği. Düğümümü attım. Şimdi burada sıkılaştırıyorum. Arka tarafına bakalım arkadaşlar. Bakın ipim şöyle bastırdığım zaman hemen eklediğim ipim sağ tarafa doğru geliyor gördüğünüz gibi. Hemen zürafa yapacağım ipimi şöyle üst kısmı alarak diğer bütün iplerimi eklediğim kestiğim ve ara kısmından yürüttüğüm ipimi tülbentimin altına gelecek şekilde arkadaşlar bakın bunların tamamını alıyorum burada tülbentinizi uç kısma kadar açın arkadaşlar ve bu kısmı tamamen rulo yapar gibi böyle alt kısmına içine oturtun. Şimdi zürafa yapmaya kaldığımız yerden devam edelim. şöyle iki tane daha zürafa yapalım Bakın arkadaşlar. İp eklediğimiz yer bu kısım. Şu ip arasından yürüttüğümüz ip. Şöyle çekerek göstereyim. Bakın hemen geliyor zaten. Arasından yürüttüğümüz ipin haricindeki eklediğimiz ve yetmeyen ipimiz arkadaşlar. Şöyle keselim. Ve onlar tamamen kumaşımızın altında kayboluncaya kadar dikkatli bir şekilde zürafa yaparak devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar zürafa yaparken dimdik değil, iğnemi yan tutuyorum yani parmağımın üzerine yatırıyorum bu şekilde. Daha sonra tamamen altından gelecek şekilde iğnemi geçiriyorum şu kısımdan. Zürafa mı yaparak sıkılaştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tülbentimizin dört köşesine zürafa yaparak devam edeceğiz. Şimdi zürafayı burada bırakabiliriz. İçinden yürüttüğümüz ipimizi de çekelim. Şöyle düzeltelim. Evet arkadaşlar başlangıç kısmını gösterdim. Ee, köşeyi dönüş kısmını da gösterdim. Tabi kameranın altında e, biraz zor da olsa elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. ipimiz yetmediği zaman ip eklemesini nasıl yapıyoruz onu da gösterdim. Bu şekilde arkadaşlar iplerimiz yetmediği zaman ipi böyle eklersek ve kumaşımızın altında yani tülbentimizin ara kısmında yürütürsek daha düzgün duruyor. Bir de ipimizi düğüm attığımız alanda yani eklediğimiz alanda çok küçük kesmeyin üzerine motif yaparken direkt çıkar arkadaşlar. Yani şu kadar bir şey bir bırakın ipinizi üzerine 5-6 tane zürafa düğüm atacak kadar arasından ip yürütürseniz eklediğiniz ip daha sağlam duracaktır altından yürüttüğümüz ipi Dilerseniz arkadaşlar içerisinde bırakarak zürafa yapımına devam edin hiç çekmeyin yetmediği yerde ip ekleyerek devam edin Dilerseniz de ara kısmından çekebilirsiniz bu tamamen sizin size kalmış bir şey eğer İp yürüttüğünüz şekli size daha güzel geliyorsa içerisinde ipi bırakabilirsiniz. Çünkü ipin içerisinde yürütülmüş hali zürafaya daha tokluk veriyor. Şu an benim zürafamın içerisinde ip yok arkadaşlar. İki seçeneği de kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar iğne oyasında kullandım iğneyin markasını göstermek istiyorum. Ben iğne oyasına başladığımdan beri bu markayı kullandım. İçerisinde toplam 10 adet iğne var. İğne oyası iğnesi kullanmadım arkadaşlar. Bana bu markayı soran arkadaşlar vardı hangi iğneyi kullanıyorsunuz diye. Kullandım bütün aşamalarda bu iğneyi kullanıyorum. Yalnızca çiçeklerin ortasına yapmış olduğumuz rokoko tohumunda şu baş kısmı daha ince olan iğneyi tercih ediyorum. Çünkü bu iğnemizin ucu hem sivri arkadaşlar hem de daha ince geldiği için rokoko tohumunu yaparken ipi iğnemize sarıyoruz, çıkartırken şu baş kısmında sıkıntı yapıyor arkadaşlar, çıkmıyor. O yüzden yalnızca o tohumu yaparken ben iğnenin baş kısmı daha ince olan iğneyi tercih ediyorum. Onun dışındaki A'dan Z'ye bütün yapmış olduğum modellerimde bu iğneyi kullanıyorum istediğiniz tuhafiyeden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu markayı her yerde çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoda kısaca ne yaptık? Tül bantımızın kenarından ip çekerek e, köşe kısımlarını nasıl düzelttiğimizi gösterdik. Zürafamızın başlangıç kısmını, köşe dönme kısmını, ipimiz yetmediği zaman ipi nasıl eklediğimizi gösterdim. E, çok detaylı bir şekilde anlattım. İnşallah sizleri fazla bunaltmamışımdır arkadaşlar. Çünkü iğne oyasına yeni başlayan arkadaşlar için e, aklına takılacak bütün püf noktalarını elimden geldiğince vermek istedim arkadaşlar. Her kesime hitap etmesi açısından bu videonun. Bu şekilde göstermeye çalıştım. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. E, ben sol taraftan başlıyorum motiflerime. Sizler sağ taraftan başlayabilirsiniz. Arada hiçbir fark yok. Ben e, tülbentin ön kısmını kullanıyorum arkadaşlar çünkü çünkü zürafa yaparken direkt düz oluyor. Eğer iç kısma kıvırarak yapsaydım e, üst kısma yaptığım zürafa ters arkasına çevirdiğim zaman düz olmuş oluyor. O yüzden bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. İpinizi iğnenizden bir kez dolayabilirsiniz. Bir buçuk dolayabilirsiniz üstten ya da alttan. Dolayarak iki düğüm de atmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu size bağlı. Ben motiflerimde üstten iki kez doluyorum yani bir buçuk düğüm atmış oluyorum. Bu benim için yeterli oluyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.